Valla dil bilmiyorum kardeş. Dil, mil, hiçbir şey yok. Taco, Rako, Rico, ala orde, ala orde. Bak milyonlarca adam beni aramış abi ya, bir film fırıldak. 7 sülalesi yesin, para bitmez, mümkün değil. Hepinize selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bogota'daki Türk dönerci Fuat abiyi tanıştıracağım. Kendisi bir videoyla hayatı değişti. Santepe'den, pisliğin içinden yeni yere geldi. Neler oldu hepsini size anlatacak. Fuat abi kolay gelsin abi. Eyvallah abim, sağ ol, teşekkürler. Ne yapıyorsun abi, nasılsın? Vallahi uğraşayım abi, ne yaparım abi. Abi şimdi tanıyanlar var, tanımayanlar evet. Var. Sen ne yapıyorsun hayatta, neler yaptın? Buralara niye geldin ve nasıl buradan önce ne yapıyordun? Abi buradan önce de lokanta işine uğraşıyordum. Sağda solda çalışıyordum. Buraya gelmemin nedeni iki kelime. İki kelimeye dayanarak buraya geldim. Ne onlar? Güney Amerika. Güney Amerika. Bu iki kelimeye dayanarak buraya geldim. Güney Amerika diye. Ama istediğim gibi çıkmadı. Para yok yani. Burada para yok. Daha önce ne yapıyordun sen? Bundan Kolombiya'dan önce ne yaptın? Daha önceden kardeş... çalıştığım yerleri mi soruyorsun? He, nerelerdeydin? Ne yaptın? Mesela Irak'ta çalıştım. Dubai'de kaldım. Libya'da kaldım. Ondan sonra Romanya. Ondan sonra Güney Kore, Rusya, her Katar, gitti. Ondan sonra abime diyeyim Umman, Ürdün. Bunlarda ne yaptın? Parayı aradın. Buraya geldim işte. Aradım parayı, bir türlü bulamadım ama parayı bulacağım. Parayı bulacağım. Ölmeden önce bulacağım, başka yolu yok. Parayı bulacağım, başka yolu yok kardeşim. Ne zamandır Kolombiya'dasın? 4 ayı geçti abi. 4 ayı geçti. Ne yaptın? İlk geldin, bu arabayı mı yaptın direkt? İlk geldim, bu arabayı yaptım. Türkiye'den 80 kilo malzemeden geldim buraya. Ha, bütün malzemeleri Türkiye'den getirdin. Komple bu gördüğün malzeme komple Türkiye'den getirdim. Araba hariç bütün malzemeler. Araba hariç bütün malzemeler Türkiye'den getirdim. Bilet param yani içtiğim suya kadar yazmışım şu güne kadar 6-7 bin lira benim masrafım olmuş. Getirdiğim malzemelerden beraber. Burada da malzeme var, evde de malzemem var. Yani bir lokanta malzemesi beraber getirdim abi. Geldiğinde nasıl, iş var mıydı? Geldiğimde Simon Bolivar diye bir yer var. He, meydan var. Evet. Evet. Orada çok güzel iş yapıyordum. Süper iş vardı orada. Zabıta ve polis bırakmadı abi. Ne kadar sonra? 5-10 gün çalıştım. 5-10 gün sonra beni buradan kovdular. Orada satamazsın. Beni kötü bir yere yönlendirdiler. Dedi ki orada sat, biz sana karışmayız. Orada da satmak benim işime gelmiyor. Orada neresi? Santepe. Santepe diye bir yer. Orada esrar, eroin, kokain, taş, sigara, her fuş. Şey var orada. Fuş, her şey var pisliğin ortası. Birkaç gün orada çalıştıktan sonra karar verdim. Oranın parasını istemiyorum. Burada şu an sanayiye geldim. İbrahim video çekti zaten sana. Ondan sonra evet. Olanlar oldu. Evet. Neler oldu? İbrahim video çektikten sonra iki tane Türk arkadaşı geldi. Dedi burası kötüdür, gel bizim oraya. Beni getirdiler buraya. Şu an buradan memnunum. Sanayide. Ama para kazanmıyorum. Aç da kalmıyorum. Para kazanmıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum yani. Günü geçiririz. Vallahi. Para kazanma yok. Ama ülkede para var kardeş. Paran olursa para var. Ben param yok kardeş. Ne oldu şimdi? Videodan sonra çok arayan yazan oldu değil mi? Abi videodan sonra milyonlarca adam arıyor. Milyonlarca adam arıyor. Hepsi yalan. Hepsi film, hepsi yalan. Ne hepsi diyorlar? Fırıldak. Abi param var bilmem ne. Ya beni zengin olduğumu düşünüyorlar. Benden para isteyen bile var. Hadi ya. Evet. Ulan oğlum ben zaten ağacım. Aynı bir abi geleceğim. Herkes diyor geleceğim. Hiç bir tanesi gelmedi. Gelmez. O şekilde. Para var, iş kuralım. Para var, iş kuralım. Ya paran var. Paran varsa burada niye iş kuruyorsun ki? Git başka yerde kur. Ya ben istemiyorum burada iş kursunlar. Hmm. Yani büyük paradan istemiyorum. Ufak paradan gelirse evini geçindirebilir, kazanabilir. Yani o şekilde. Ama biri beni aramış, abi benim 700 bin, 800 bin dolarım var. Oraya geleyim abi iş yapayım. Ulan oğlum senin 800 bin doların varsa burada ne işin var? Değil mi? Türkiye vatanına yatırım yap. Burada ne geliyorsun, burada ne var? Kendi insanına elverişli. Biri de beni aramış İzmir'den, abi galerim var.
Abi benim galerim var, paraya ihtiyacım var. Arkada da inekler, koyunlar mâ mâ diye bağırıyor. O şekilde. Abi benim galerim var. Aynı böyle, paraya ihtiyacın var mı? Aynı böyle. Allah Allah. Ya çoban bile beni arıyor ya. Ya çobana saygım vardır. Aha. Yani anladın? Hürmet ederim, saygı duyarım çobana. Bilirsin kardeş. Başım üstünde yeri var çobanın. Azarlamıyorum. Yani dağdan arayan çobanlar da arıyor yani. He. Bu şekilde. Herkes bir yere yani, kaçmanın peşinde. Yani ama işte kardeş burası, yani burası ya, o yani oradan kurtuldum ya, Lut kavminin yerinde. Lut kavmi. Vallahi Lut kavmi ya. Abi orası Lut kavmi. Oradan kurtuldum Allah'a şükür. İnsanın nefsi karar orada ya. Ya tabii canım, orası insan yeri değil abi. Değil ya. O şekilde. Sen zaten oradayken nerede kalıyordun normal? Otelde kalıyordum. Günlük 25 lira veriyordum. Otel miydi? Otelde kalıyordum. 25 lira günlük para veriyordum otele. He. Yani büyük para abi. 25 lira çok büyük 25 para. 25 buranın 25'i. Tabii buranın 25'i. Yani günlük 110 lira para veriyordum TL olarak. O şekilde. İyi miydi kaldığın yer? Zaten sen orada da diyordun. Kaldığım yer. Giderken bıçağı alıp gidiyorum diyordun. Ya, yani bıçağı, bıçaksız gidemezsin. Tehlikeli yer. Oralar hepsi tehlike. Yani benim kaldığım yer full tehlike, orası tehlike ama burada tehlike yok. Şimdi nerede kalıyorsun? Şimdi bir ev tuttum burada, çok güzel evim var. Banyosu, tuvaleti dışarıda ama olsun, bana yetiyor, ufacık bir ev. Evin var. 430 lira veriyorum. Şükür yani bugünlere şükür kardeş. Günlük işini de kurtarıyorsun az çok. Ya bazen kafam esti geliyorum. İşe, kafam estiği zaman işe geliyorum, kafam esmedi mi gelmiyorum. Gelsem de boş, gelmesem de boş kardeş. Yani para kazanmadıktan sonra, dolar yapamadıktan sonra boş ama arıyorum, bir şey yapacağım yani bu ülkede arıyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum. Güzel imkanlar var burada. Var. Çok güzel, çok güzel imkanlar var. Ama büyük paradan burada iş yaparsan, büyük paradan burada iş yapmayacaksın. Küçük paradan iş yapacaksın. O şekilde. Risk almayacaksın. Yani risk almayacaksın. Büyük paradan yapıyorsan kendi memleketinde yap, kendi vatanında yap yatırımını. Elin memleketinde niye yatırıyorsun ki parayı? Sen Elazığlısın değil mi abi? Abi ben Elazığ'ın Kovancılar Karagedik köyündenim. Evet. Yani doğma büyüme Elazığ Karagedik köyü. Kaç senedir yurt dışında geziyorsun böyle? Hayatım dışarıda kardeş, parayı bulmakla geçti. Ama bulamadım. Bulamadın. Evet, bir türlü bulamadım. Yaş kaç abi? Yaş kaç? 74'lüyüm abi. Evet. 74'lüsün. Evet abi. O şekilde. İnşallah da bulacağım parayı. Başka da yolu yok. Yani kovalamak gerekiyor. Yani ekmeği kovalayacaksın abi. Teslim olmayacaksın. Abi bu bile başarı yani. Sen gel bilmediğin yerde direkt gelir gelmez hemen makineyi yap. Abi sonra geldiğim ikinci günü makineyi kaynakçıya gittim. Çizdim dedim, bu şekil bambi makine yapacaksın. Tabla yapacaksın. He. Aynı bu şekilde. Yaptırdın. Aynen. Bu şekilde. Sen bu döner makinesini de mi Türkiye'den getirdin? Abi döner makinesini bıçak bileme taşına kadar Türkiye'den getirmişim. Döner makinesi, akla ne gelirse. Şu an ben bir tane yer kiralasam hiçbir şey almayacağım. Bu direkt tezgah da olacak içine dükkanı. Dükkanın içine bunu sürdüm, iş bitti. Ya arıyor musun, dükkan açacaksın mı? Ya vallahi bilmiyorum işte. Param yok, param olsa bugün açarım abi. Yok, param yok kardeş. Filmle fırıldakla da olmuyor. Adam bana diyor ki, abi geleyim beraber iş yapalım. Ya o iş yapalım da kardeşim. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Abi benim param var. Paran olabilir. Ama birbirimizi önce tanımamız lazım iş yapmak için. Değil mi? Yani. Ortak olmak kolay yani değil. Ya internette bir sürü insanları çarpıyorlar. Yani korkuyorsun. Evet. O şekilde. Biri diyor hakimim, biri diyor savcıyım, biri diyor kaymakamım. Biri diyor kimlik bilgileri elime geçti. Yani insanları çarpıyorlar biliyorsun. Evet. Ya bana da söylüyorlar. Diyorlar seni arayanlar olduysa söyle gelsinler, yatırım yapsınlar buraya. Kardeşim niye, neden yatırım yapsın buraya ki? Bir tane Türk buraya neden yatırım yapsın? Ufak parayla yatırım yaparsa olur. Ama büyük para gereksiz abi. Bu şey. Eylül memleketine büyük paradan gel burada yatırım yap. Boş. Bu şekilde. Sen o zaman orada kaldığında otelde neler oldu? Abi orada kaldığım zaman otelde
yani oteli bas... Bir iki sefer otel basıldı orada. Niye? Ya esrarıdır, kokainidir, eroinidir, taşıdır. Her şey var yani kaldığım. Burada buranın geliri o yani. He, he, normaldir yani. Kaldığın otelde de o işler varmış. Ya kaldığım otelde üst kat şey nedir? İmalathane. Hadi ya. Vallahi imalathane. İmalathane. İyi ki oradan çıkmışım. Değil mi? Aynen. Yani benim sigaram yok, alkolüm yok. Sigarayı bıraktım. Alkol hiç kullanmıyorum. İşim olmaz. Neydi ya? Birkaç kişi şey demiş sana. Sen buradan dolandır şey yapıyor musun o işleri? Ya biri de bana der, kim bilir Fuat abi kaç kilo gönderiyor. Allah ayda, Allah. Ayda kaç kilo gönderiyor. Ulan oğlum ben acım aç. Bu tekneden olmasa ben acından ölürüm. Kiloyla gönderiyor bir daha. Allah. Aynen ya. Aynen o şekilde işte. Ya. Adam beni arıyor abi. Senede 150 tane adam gönderiyorum yurt dışına. Seni de götüreyim bilmem ne. Hepsi yalan abi. Bak, milyonlarca adam beni aramış abi. Hep bir film fırıldak. Ben istiyorum bir tane Türk gelsin. Adam diyor ben geliyorum ama gelmiyor. Gelmiyor. Yani. Ya gelsin. Başım üstünde yeri var. Vallahi yemeğini de veririm. Yatak yeri de veririm. Bilirsin. Aynen bu şekilde. Ama gelmiyorlar kardeş. Evet. Yani ben de ümitlenmiyorum yani gelecek diye. Biliyorum gelmeyeceğini. Değil mi? Aynen. Ümit yok bende. Yani bir tane. Ama mesela bir tane de Türk gelse buraya. Bir tane de Türk gelse buraya, benim kapım ona açıktır, onu misafir edebilirim, ona yemek verebilirim, ufak bir iş de bulabilirim ona çalışması için. Anladın abi? Yani Türk'ü burada ben perişan ettirmem. Evim var, gitsin yatsın kardeş, anahtarı veririm git yat. Kendine arar, kendine kavrulur, kendi yağında kavrulur, kendine bir iş bulur çalışır. Ben de yardımcı olurum. Ama istiyorum Türk gelsin. Ben yani misafir severim kardeş, gelsin. Başım gözüm. Ama her gün telefon açıyorlar, geliyoruz, bir tane gelmiyor kardeş. Yani ben de artık ümitlenmiyorum, alıştım da artık. Bu şekilde. Şimdi Fuat abi, 4 aydır buradasın. Evet abi. Gözlem yaptın mı? Hani ne olur burada, nasıl para kazanılır? Ne işlerde para var? Abi benim gözlemlerime göre döner işinde para var 1. Döner işinde? Evet. Araba yıkama işi 2. Kuru temizleme 3. Maraş dondurması getirirsen 7 sülalen parayı yesin bitmez. Hadi ya. Bu ülkeye, bu ülkeye Maraş dondurması gelirse 7 sülalesi yesin, para bitmez, mümkün değil. O derece alır işte başını gider Maraş dondurması kardeş. Aynen bu şekilde. Burada olan eksikler bunlar. Sen düşünüyor musun dondurma işini? Benim... Sen Kore'de yaptın mıydı dondurma? Tabii canım, Hacı abi vardı orada bizim Maraşlı. Şimdi de benim oğlum buradadır. Babacan, baba bir adam. Çok da güzel bir insan. Efes kebabın sahibi. Hacı abi. Ben 6-7 sene onun yanında çalıştım kardeş. Şimdi de oğlum burada. Kore'de. Ben, polis beni yakaladı. Oğluma dedim kaç. Aynı böyle. Oğlum kaçtı. Nereye kaçam dedim. Hacı abinin yanına git. Oğlum gitti Hacı abinin yanına. Yıllardır orada beraber çalışıyorlar. Oğlum da şimdi kendine göre kalfadır yani. O şekilde çalışıyorum. İşte orada dondurma yapıyordunuz. Satış, dondurma ve döner. Dondurma ve döner. Evet, dondurma, döner bu şekilde. Ya onu burada da yapsan olur diyorsun. Tabii canım. Tabii. Buradan Hacı abaya da selamlar. Selamlar. Güney Kore'de kardeşim. Çok çok selamlar Hacı abaya. Abi dil bilmiyorsun değil mi? Valla dil bilmiyorum kardeş. Dil, mil hiçbir şey yok. Nasıl yapıyorsun? Kör tavuk gibiyim kardeş. Dil, mil yok. Dil bilmeden onu sanki bir çocuk gibisin dil bilmediğin zaman. Nasıl satıyorsun burada? Kafadan bağırıyorum. Taco, Rako, Rico, ala orde, ala orde. Taco, Rako, Rico, ala orde, ala orde. Bu şekilde. Ne anlama taşıyor ben de bilmiyorum. Kafadan atmışım, tutmuş. Tuttu. Kafadan attım, tuttu kardeş. Çekiyor aynı müşteri. Aynı bu şekilde. Çekiyor müşteri. Tabii müşteri geliyor diyor Taco, Rako, Rico. Allah Allah. Aynen böyle hoşlarına gidiyor. Hoşlarına gidiyor. Şavurma. Şavurma, kebap, şavurma. Bu şekilde yani. Memlekete gitmeyi düşünüyor musun? Abi memlekete gitmeyi Elazığ'a mı? Elazığ'a, Türkiye'ye döneceksin mi? Elazığ'a gitmeyi. Şu an düşünmüyorum Elazığ'a gitmeyi. Ama ilerleyen zamanlarda neyi gösterir onu bilemem. Ama buradaki imkanlara göre, benim araştırmalarıma göre... Benim bugün param olsa Amerika'ya da giderim buradan.
Hadi ya. Benim bugün param olsun. Yani Amerika'ya da giderim buradan. Abi zaten bu şekilde. Şu senin yaptığın gibi herkes yapamaz. Mümkün değil. Burada imkan çok kardeş. İmkan çok. Gel, dönerci kur, Santa Fe'de döner sat. Aynen. Hiç kimse yapamaz, bırakmazlar abi. Yedirmezler yani. Dil bilmeden. Mümkün değil, yedirmezler. Aynen. Peki Fuat abi, yani şimdi bu saatten sonra neler yapacaksın? Ne hedefin var? Hayalin ne? Abi hayalim, hedefim, insan hedefsiz yaşayamaz. He. He. Aynen. Ben zaten hedefleri çok severim. He. Ama daha artık bir yani biraz daha yol gideceğim. He. Biraz daha yol gideceğim. Biraz para kazandığım zaman kendi köyümde ufak bir ev yapıp küçük bir ev, böyle bir yazlık. Yani kendi köşeme çekileceğim. O şekilde. İstirahata çekileceğim. İstirahata çekileceğim. Daha yeter diyeceğim artık. Hayat yormuştur ya. Ay, vücudum daha kaldırmıyor kardeş. Aynen o şekilde. Evet. Yani senelerdir yurt dışlarında. O şekilde. Bir iki tane tavuk, bir iki tane inek, bir iki tane keçi, bu şekilde köyümde uğraşacağım. Şimdiye kadar hep başkalarının yanında mı çalıştın? Başkalarının yanında çok çalıştım abi. Burada da geldin, kendi aynen, işimi kurayım burada dedin. Burada da kendi işimi kurdum. Niye Kolombiya, Güney Amerika'da başka yerlere niye şey yapmadın, bakmadın? Abi iki kelime işte dedim ya, beni buraya getirdi. İki kelime. Güney iki Amerika. Kelime. Ama Güney Amerika, biz de dedik para vardı. Tamam, niye Kolombiya? Şey, başka Brezilya olabilirdi, Peru olabilir, başka yerler de var. Meksika olabilir. Televizyonda izliyordum, hoşuma gitti. Dedim bu sefer de burayı deneyeyim. Televizyonda izliyordum. Yani hoşuma gitti ülke. Dedim bu sefer de burayı deneyeyim bu şekilde. Şimdi sen diyorsun hala arayış içindesin. Ya illa Kolombiya'da mı? Başka yer çıksa başka yerde olur mu? Abi başka yer çıksa başka yere giderim. Bana birisi imkan sunarsa giderim abi. Nere olursa olsun giderim. Yani bir tane abi, bir tane kardeş bana imkan sağlarsa giderim abi. Elimden tutan olsa giderim. O şekilde. Bakalım inşallah abi ya. İnşallah inşallah. Yani bir videoda oralardan kurtuldun. Ev buldun. Ya tabii bir videoda benim çok şeylerim değişti. Nasıl? Mesela çevrem var şimdi. Değil mi? Herkes beni tanıyor. Yani çok ulaşan oldu. Dört dörtlük insanlar da var bunların içinde. Tabii tabii. Yani herkes şey herkes değil. Herkes kötü değil ki kardeş. Aha. Benden iyi delikanlı insanlar da var. Dört dörtlük insanlar da var. He. Şimdi ama önce şey mi oldu? Sen buraya getirecek arkadaşlar da mı o şey dolandıracak olanların kategorisine koydun? Herkese inanamıyorsun. Mümkün değil, herkese inanamam. Niye inanamam? Hayat bana çok şey öğretmiş abi. Mümkün değil. Hemen güvenmeyeceksin insanlara. Mümkün değil. Sonra onlar ne dedi? Mesela beni buraya getiren arkadaş dört dörtlük arkadaş. Hı-hı. Biliyorsun. Dört dörtlük arkadaş. He. Kendisi Hatay İskenderunlu. İki tane arkadaş var burada, dükkanları var. Onlarla dört dörtlük arkadaş bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben mesela onlardan şüphelendim. He. Ama her insan bir değil. Bugün onları seviyorum. Niye? Konuştukça anlıyorsun tanıyorsun, adamları. Tanıyorsun. Yani bu şekilde yani. He. Onlarla da ben şey yapacağım zaten. Bir onları da gösterin. İki tane dükkanları burada var. Parçacı dükkanları var. Arkadaşlar zaten Turko yazıyor. Türkiye yazıyor. Aynen. Sanayi ortamında merak ediyorlardı insanlar. Civata bir parçacı dükkanları var. Aynen. Sanayiyi de şey yapacağız. Çocuklar genç. Yani yeni yatırımcı. Güzel yani. Biri burada zaten evlidir. Güzel arkadaş. Bu şekilde işte. Yani ben de bilmiyorum. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum yani. İşe de gelsem aynı, işe de gelmesem aynı. Benim için fark etmiyor. Günü kendin anca mı kurtarıyorsun? Bazen kurtarıyorum. Mesela düneyim 140 liralık et aldım. Aha. 100 liralık iş yaptım. He. He, bu şekilde. Yani zarar etti. Bu şekilde. İşte yani işlek caddedeyken iyiydi ama, değil mi? Tabii orada kalsam süperdi orası. Orada iş yapar ama tutmuyor polisler. Ha, dil bilsen belki polislerle bir şey anlaşırdın da. Ya para versen kalıyorsun. Biz para vermeyi bilemedik abi. He, aynen. Para vermeyi konuşamam bilmediğimizden, yani, dil yani, bilmeden. Aynen aynen. Yoksa burada her şeyi rüşvetle çeviriyorlar ya. Tabii burada her şey rüşvettir burada. Her şey rüşvetle dönüyor. Ama benim rüşvetten işim yok. Ben buraya paraya gelmişim. Para vermeye değil. Değil mi? Ben buraya paraya gelmişim. Para vermeye değil. Mümkün değil. Ben para veremem. Başka bir şey demek istiyor musun abi? Canı sağlığı, herkesi seviyorum kardeş. İnsanlarımız güzel. Valla inşallah dört. Hayaller, hedefler olur abi ya. Hayal bu abi. Valla hayal bu. Yani para. Paranın peşindeyiz. Bakalım bulacağız mı? İnşallah bulursun abi. İnşallah herkes parayı bulur bir gün i̇nşallah. Ya. Ama bu var.
Para kanatlıdır benim gözümde. He, uçar. Paranın kanatları var, uçar kardeş. Evet, dikkatli olmak lazım. Tutmasını bileceksin. Aynen. Tutmasını bileceksin hele bu zamanda. Değil mi? Bu şekilde. Yoksa nasıl gittiğini anlamazsın. Tabii. Aynen. Neyse, Fuat abiyle de güzel muhabbet yaptık. Yani burada durumlar bu şekilde. Fuat abi de böyle maceralara atılmış. Abi bir sonraki videoda görüşürüz. Buradan Elazığ'a, İstanbul baklavaya selamlar. Elazığ'a buradan dolu dolu, kucak dolu selamlar. Herkese selamlar. Herkese selamlar, Elazığ'a selamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşça kalın.